Evet, gençler bizim geleceğimiz ama aynı zamanda gençler bizim bugünümüz. Kendi potansiyelimin farkında olup, evet gerçekten hani ben elimden geleni yaptım mı'yı hissetmek istiyorum. Farklı partilerdeki, farklı siyasi görüşlerdeki insanları takip ediyor musun? İstanbul'u daha çok korusaydık, daha çok güzel olurdu diye. Veya İstanbul'u daha çok korumalıyız derdim. Herhangi bir başka ülkede olsa uçar giderdi gençler şu an her şeyin farkında. Yani o devletle millet arasındaki o köprüyü kurabilmesi. Oradan da konuklar alacağım, onlara da soracağım bunları. tabii. Pandemi şartlarından dolayı İBB Meclisi canlı yayınlarla insanların izlediği zaman zaman tartışmaların olduğu meclis Yenikapı'da yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde de bir hanımefendi geçmiş tarihlerle ilgili bir konuşma yaptı ve sosyal medyada çok fazla bir konuşma dönmeye başladı. Ben de kendisine mesaj attım. Yani siyasette sizin gibi genç isimleri görmek ne kadar güzel falan diye öyle bir diyalog başladı ve bugün kendisiyle röportaj yapıyoruz. Konuğumuz Kübra Nur Uslu. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, hoş buldum. Asıl siz hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Şimdi Kübra Nur mu yoksa Kübra Nur mu? Kübra Nur, birleşik. Birleşik. Evet, aynen. Benim bir başka sorun oluyor mu bunu ya? Tabii oluyor. Yani Kübra diyenler de oluyor. Çok takılmıyorum ben bu meseleye. Kübra Nur diyenler de oluyor. Yazarken de sıkıntı yaşayanlar oluyor. Devlet ama... dairelerinde de sıkıntı olabilir ama evet. Evet, yani. Kübra maalesef. Kübra Nur. Maalesef ama alıştım artık ya. En büyük derdimiz bu olsun. Bu yani. Kadar genç yaşta niye siyaset, yani tartışmaların olduğu, birilerini ikna etmeye çalışmaların olduğu ve tarafların olduğu bir alanı niye seçer insan genç yaşta? Ya bence tam tersi, genç yaşta seçmeli aslında. Yani o enerjiyi, o dinamizmi biz buralarda çok fazla görmeliyiz. Her zaman söylediğimiz gibi. Aksine karar alma mekanizmalarında gençler olmalı ki hep şöyle bir mantık vardır. Efendim gençler bizim geleceğimiz. Ya tamam, gençler bizim geleceğimiz ama aynı zamanda gençler bizim bugünümüz. Yani gençlerin o heyecanından, o dinamizminden aslında bugün faydalanmamız gerekiyor. Ya dolayısıyla ben gençlerin bu karar alma mekanizmalarının her safhasında olmasını çok faydalı olarak görüyorum. Ki zaten bildiğiniz gibi partimizde de öyle. Hem mecliste en genç meclis üyeleri, hem burada yine meclis, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem de burada İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde en genç meclis üyeleri AK Parti'den. Ya dolayısıyla partimizin de bu konudaki hassasiyetini, Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyetini herhalde herkes biliyordur. Ben aksine tam tersi, daha çok genç olsa keşke, ki olmalı diye düşünüyorum. Ya bunun hepimiz için, ülkemiz için çok daha faydalı bir yere götüreceğine inanıyorum ve tekrar söylüyorum. Evet, gençler bizim geleceğimiz ama aynı zamanda gençler bizim bugünümüz. Yani konuşmanın arasında da hemen böyle bir siyasi mesajları da verdin yani. Partimizde gençler falan. Biz daha çok yer veriyoruz. Öyle ama bununla övünmeyelim de neyle övünelim? Yani hakikaten övünülecek bir şey. Yani daha çok olmasını isteriz ama en iyisiysek bu alanda da her ortamda da söylemek gerekir. Yani bence. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasete yeni kazandıracağı isimlerin filizleri ekiliyor diyebiliriz bence. Çünkü siyasete kazandırdığı önemli isimler var, önemli starlar var 2002'den bu yana bakıldığında. Bakalım ilerleyen dönemlerde nasıl olacak? Şunu merak ediyorum, bir belediye meclis üyesinin rutini nedir? Her sabah kalkar aynı saatte, nereye gider? Nedir o durum? Yani aslında şöyle, ben de meclis üyesi olana kadar meclis üyeleri ne yapar hiç bilmiyordum doğrusu. Belki çok fazla yine bilmeyen insan varsa onları da bir böyle baştan almak gerekebilir. Bildiğiniz gibi biz seçimlerde hem Büyükşehir Belediye Meclis üyelerini hem Büyükşehir Belediye Başkanı hem de ilçe belediye başkanını seçtik. Aynı bu seçilenler de kendi ilçelerinde nüfusa göre seçildi. O belli nüfusun göre seçildikten sonra şimdi sıralama liste var. Mesela her ilçenin 20 tane, 30 tane ilçe meclis üyesi var. Bunlardan belirli bir bölümü de Büyükşehir'e geliyorlar ve Büyükşehir'de aslında kendi ilçesini temsil ediyor diyebiliriz. Şu anda gördüğünüz gibi biz burada yapıyoruz. Aslında normalde Saraçhane'de olmamız gerekiyordu. Fakat burada yapmamızın sebebi işte pandemi nedeniyle bir yıldır buradayız. Mekan değişse de kavgalar değişmiyor. Yani aslında şöyle... Fark ediyor mu yani orasıyla burası arasında? Ya tabii ben hani orada sizi ağırlamak daha çok isterdim. Hani bir mimar bakış açısıyla da ben Saraçhane binasını çok kıymetli bir bina olarak, yapı olarak görüyorum. Oranın atmosferi bir başka. Ama buraya da alıştık. Buraya ilk geldiğim zaman ben diyordum ki ya sanki sınava girecekmişiz gibi, böyle sıralar dizilmiş. Hani birisi evet arkadaşlar süreniz başladı hadi sınava başlıyoruz diyecekmiş gibi bir ortam oluyordu. Ama bu sosyal mesafe kuralları gereği burada yapmamız çok daha faydalı oldu. Şu anda da burada 180 AK Parti, yani 180 Cumhur İttifakı'ndan 132 de Millet İttifakı'ndan meclis üyeleri var. Aslında usul şöyle ilerliyor. Normalde her ayın ilk haftasında ilçe belediye meclisinde meclis üyeleri toplanıyorlar. Oraya çeşitli gündemler geliyor ilçeyle ilgili olarak. Sonra o gündemleri değerlendiriyorlar. Komisyonlar
komisyonlar var. Komisyonları iletiyorlar ve tekrar oy birliğiyle veya oy çokluğuyla o gündemleri değerlendirip bir neticeye varıyorlar. Her ayın ikinci haftası da Büyükşehir toplanıyor. Büyükşehir Meclisi'ne 39 ilçenin bu sefer gündemleri geliyor. Biz bunları burada değerlendiriyoruz, konuşmalar yapılıyor ve bir karara bağlıyoruz. Oy birliğiyle veya oy çokluğuyla buradan geçiyor. Bazen şeyi de soranlar çok oluyor. Ya bu komisyon nedir? Yani o nedir? Aslında o da şöyle çok temel mantıkta. İşte 8'er kişilik meclis üyelerinden oluşan komisyonlar var. Hukuktan imara, harita komisyonuna kadar. Ben mesela harita komisyonu üyesiyim. Biz sokak isimleriyle ilgileniyoruz. Ben böyle söyleyince bazen şey diyorlar, ya işte benim adımı da bir sokağa verir misiniz diye. Yani bir böyle bir kesim var. Bir de şöyle bir kesim var. Çok aşırı hassasiyet duyulduğunu fark ettim ben özellikle bundan sonra. Bu harita komisyonu meclisine seçildikten sonra şöyle bir hassasiyet var. Ya İstanbul'da sokakların ismi çok sık değişiyor. Aman değiştirmeyin, koruyalım. Ya emin olun değiştirmiyoruz. Hatta bu konuda çok ciddi de bir hassasiyetimiz var. Çünkü bu şehrin aslında sokaklarıyla yaşayan bir şehir. Her birinin de özel anlamı var. Mesela geçen gün biliyorsunuz her yer yokuştur bizim Beyoğlu'nda. Şişhane'den böyle yukarı doğru çıkarken tam böyle nefes nefese kaldım. Ağzımda da maske var. Şöyle bir maskeyi sıyırdığım anda karşımda tabela var. Sokak tabelası. Sokağın adı şu: Yaşmak Sıyıran Sokağı. Yani belki evet bir yaşmağım yoktu ama ben de o maskeyi sıyırmış oldum. Ya dolayısıyla böyle anlamlar taşıyan sokak isimlerimiz var. Elbette bunları koruyoruz yani. Ecdat her şeyi yaparken bir anlam mutlaka bulmuş yani. Evet, aynen öyle ya. İstanbul'a zaten bu gözle bakmak gerekir diye düşünüyorum. Öyle bir şehirde yaşıyoruz ki ya bir arkeolojik olarak zaten yani yeni kapıdan çıkanları biliyorsunuz. İstanbul'a, her biri çok kıymetli. İstanbul'u Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetmesinden üzüntü duyuyor musun? Elbette. Bence İstanbullular da aynı üzüntüyü yaşıyorlar. Yani siz mesela İstanbul'da yaşayan birisi olarak ya Cumhuriyet Halk Partisi yönetime geldikten sonra hayat kalitem şöyle arttı İstanbul'da diyebiliyor musunuz? Ya tam tersi aksi yönde giden bir durum var. Hem yani trafikten bile anlayabiliriz. Ya şu pandemi döneminde normalde gerçekten iş çıkış saatlerinde bir yoğunluk olurdu. Pandemi döneminde servisler çıkmıyor. Birçok insan evinden çalışıyor, iş gücü olarak aslında dışarı çıkmıyor ama sanki her saat artık bir trafik varmış gibi. Yine o pandemi döneminde metrobüslerin nasıl yönetildiğine de şahit olduk. Ya dolayısıyla hayat konforumuz şöyle arttı, böyle arttı diyebilecek bence hiçbir şey yok. Ve hatta şunu da söyleyeyim, böyle yeni il başkanımız değişti biliyorsunuz. Onun da sürekli söylediği bir şey var. Ya biz 2023-2024'ü kazandık. Yani buna gerçekten inanıyoruz. Çünkü şu anki gidişat, şu an İstanbullularla konuştuğumuz zaman aldığımız tepki bize bunu çok rahat bir biçimde gösteriyor. Yani bu boş bir şey İstanbul değil. İl başkanının yani İstanbul İl Başkanı'nın değişmesi bir motivasyon oluşturdu mu parti için? Kesinlikle. Ben yani ilk gördüğüm zaman, ben kendisini tanımıyordum ama konuşmalarına şahit oldum. Ya gerçekten enerjisi çok yüksek bir insan. Hatta siz de vardınız Clubhouse yayınında. Evet. Gerçekten enerjisi ben çok yüksek. Dinleyenler tarafındaydım. Bir insan. Dolayısıyla ve hep şöyle bir şey var. Ya işte genç biri olması lazım ki gençlerle irtibat kursun. Hayır. Yani kesinlikle bence gençlerle o iletişim çok iyi sağlayabilecek. O frekansı çok iyi yakalamış bir isim. Ben onu da çok hissettim. Enerjisi de çok yüksek. İnancı da çok yüksek. Bence hepimize çok ciddi bir moral oldu. Ben öyle hissediyorum yani. Şimdi buradaki dizilişe baktığımızda burada epey bir masa sandalye var. Evet. Buradaki oturma nasıl oluyor? Mesela en önde kim oturuyor? Bu masa en önünde kim oturuyor? Şöyle mesela şu en arkada kim oturuyor? Niye adamı arkaya atıyorlar? En arkada ben oturuyorum. Mesela ben arkada otursam. Üzülürüm yani. Niye kardeşim herkes önünde oturuyor, ben arkada oturuyorum? Ya aslında şu isteyen istediği yere oturabiliyor burada. Sadece ön tarafta grup başkan vekilimiz, grup sözcümüz oturuyor. Tevfik Başkan nerede oturuyor? Tevfik Başkan tam olarak şu ön tarafta oturuyor. Çünkü orada bir, daha çok iletişim sağlandığı için en önde olması ses gerekiyor. Ses duyulsun diye. Evet, yani. Bu taraf AK Parti'nin olduğu bölüm. Diğer taraf CHP Tevfik ve İYİ Parti diye devam ediyor. Tevfik Başkan'la bir röportaj yapmak istiyorum ama. Tabii. Hardcore ama. Her şeyi soracağım. Tabii. O da her şeyi zaten o da her şeye cevap verir. Her şeye cevap verir zaten ya. Ama ben böyle arkalarda otururum şimdi. Öyle demeyin yani. Ben arkaları şu açıdan severim. Öyle gitmesi gelmesi daha kolay. Hani oturması mesela daha kolay. Kim oluyor sizin arkadaşlarınız? Kimler oluyor? Şöyle yani şu an buranın böyle boş olduğuna bakmayın. Gerçekten birazdan burası şenlenince göreceksiniz. Yani metrekareye iki tane başkan düşüyor burada. Bir gün bakıyorsunuz işte sağ tarafınızda işte efendim Beykoz'un belediye başkanı oturmuş. Bir tarafta işte bizim Beyoğlu'nun belediye başkanı oturuyor. Bir tarafta Eyüp Sultan. Yani dolayısıyla böyle başkanlarla birlikte oturma şansı elde ediyoruz. Ve her biriyle de gerçekten muhabbet etme şansını ben elde ediyorum. Yani çok o açıdan da kendimi şanslı hissediyorum. Hem ilçelerle ilgili olarak hem hepsi çok tecrübeli insanlar. Benim daha öğrenecek çok şeyim olduğu için ya pek çok konuda da fikir alışverişi yapma fırsatımız oluyor. Onun için ben severim arkaları yani. Burada arkalar bence güzel. Mecliste tartışmalar şüphesiz ki oluyor. Yani sözle de olsa sonuç olarak bunları yaşıyoruz ve görüyoruz. Alışabildiniz mi bu duruma? Bunu çok merak ediyorum.
Şimdi bizim bir WhatsApp grubumuz var arkadaşlarımızla. Böyle kavga olduğu zaman manşet oluyor işte İBB meclisinde kavga. Oraya hep şunu atarlar. Bir şey karikatür var belki bilirsiniz. İşte iki arkadaş fotoğraf çekiliyorlar. Tam o da dalıp gidiyor. Ya nereye daldın diyor. Böyle kafasında bir tane baloncuk annesi. Annesi diyor ki aman oğlum dikkatli ol. Herkes kendini kurtarır da olan yine sen olur. Aynen. Bana hep arkadaşlarım bunu atar. Aman Kübra dikkatli ol. Hani herkes kendini kurtarır da arada kaynarsın. Olan yine sana olur diye. Ha, tabii bu işin esprili yanı ama ben eminim ki burada olan kavgalardan hiç kimse mutlu olmuyordur. Yani hiç kimse bundan dolayı memnun değildir. Ya fakat düşünüyorum hangi hadiseler sonrasında burada bu tarz gerilim yükseldi diye. Hep şöyle olmuştur. Ya genel siyasetle alakalı olarak hiç alakasız bir biçimde oraya yönelik hakaretler, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretler, çok ağza alınmayacak ifadeler. Yani İstanbul'un konusu olmayan meselelerde hep burada gerilim artıyor. Ve biz hep şunu söylüyoruz. Ya burası İstanbul Meclisi. Genel siyasetle ilgili konular. Kesinlikle. Yani. Ve yeri yok, anlamı yok. Yani özellikle bir de oraya çekmeye çalışıyorlar maalesef bazen. Yeri yok, anlamı yok. Biz hep şunu söylüyoruz. Ya İstanbul'un konuları zaten o kadar fazla ki. Görüşmemiz gereken, konuşmamız gereken şeyler o kadar fazla ki. İstanbul'u konuşalım burada. Neden genel siyaseti konuşuyorsunuz? Bir de hakaret ediyorsunuz alenen açıkça. Dolayısıyla böyle durumlarda ister istemez maalesef gerginlikler artıyor yani. Sizin de karıştığınız oldu mu hiç? Yok hayır ben arkadan izliyorum genelde. Hiç bağırmadın yani, mesela sesini yükseltmedin mi ya? Yok ya o biraz fıtraten herhalde. Ben genel olarak bir konuşmayı tartışacaksak da oturur tartışırız güzelce. Ya yani bağırmanın kimseye bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Kim daha çok sesini yükseltecekse o haklı olmuyor. Bu biraz hani fıtrat meselesi herhalde. Ben her şeyi tartışarak yani çata çat tartışalım derler ya gerçekten tartışalım. Yani şöyle çok bir, memnun olurum yani. Şöyle bir şey var. AK Parti grubu veya Cumhur İttifakı Ekrem İmamoğlu'nu engelliyor mu? Soru işareti. Yani vatandaşın anladığı şu bence. Ekrem İmamoğlu ve ekibi bir şeyler yapmak istiyor. Ama Cumhur İttifakı buna her fırsatta meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda olduğu için dur diyor. Böyle bir durum var mı? Böyle bir tablo var mı? Buradaki işleyiş nasıl oluyor? Engellemiyoruz. Engelliyor musunuz? Hayır engellemiyoruz. Yani çok açık bir hatta engellemiyoruz. Bazen böyle diyorum ki ya bir pankart falan bir tişört mü bastırsam engellemiyoruz diye. Ya mesela şöyle birkaç örnek vereyim size. Yani şu zamana kadar toplam İBB'nin bütçesi 28.9 milyar lira. Biz buradan Büyükşehir Meclisi olarak 15.5 milyar lira borçlanma talebine evet dedik. Ayrıca hani bazen şey oluyor ya merkezi hükümetten gelirleri mi azalıyor? Hayır mesela son yapılan yine sonuçlara göre aksine merkezi hükümetten tahminlerinin üzerinde para gelmiş. Yani %114 gerçekleşme oranı var. Hmm. Ve bunlar hani ortadayken hala birilerinin böyle engelleniyoruz demesi gerçekten bahaneden öte bir şey değil. Mesela bu halk ekmek meselesini hatırlarsınız. O gün yani ben çok üzüldüğüm günlerden birisidir. Efendim hemen manşet. AK Partili meclis üyeleri halk ekmekleri engelliyor. İşte vatandaşa halk ekmeğin ulaşmasını engelliyor. O günkü mesele aslında çok basit bir şekilde şuydu. Şimdi normalde mevcut halk ekmek büfeleri var. Bunların devamına dair bize teklif geldi. Biz tabii ki de devam etsin dedik. Dediler ki yeni halk ekmek büfeleri de açılsın. Tamam tabii ki de açılsın. Ama siz meclis olarak yetkinizi bize verin. Ve biz bu kararı verelim dediler. Biz de dedik ya kanunen bu meclisin yetkisinde. Aksine siz bize nerelerde halk ekmek büfesi açmak istiyorsanız bir listeyi getirin. Biz de bunu kabul edelim. Yani onlar sadece bize bir sayfa getirmişler. Hani liste yok bir şey yok. Yani biz dolayısıyla haklı olarak... Kardeşim biz bir sayfayla kandırılacak parti miyiz? Hayır ondan öte biz neden bize ait olan hakkı teslim edelim ki? Yani vatandaş bizi buraya seçmiş. Bu da meclisin görevi. Siz diyorsunuz ki sen sorumluluğunu, görevini bana ver. Neden böyle bir şey yapalım? Söylediğimiz tamamen buydu. Akşama manşet işte AK Parti meclis üyeleri engelledi. Ki sonraki ay bizim dediğimiz gibi yaptılar. Getirdiler listeyi. Biz de 142 meclis üyesini burada o 142 halk ekmek büfesini burada oy birliğiyle kabul ettik yani. Mesela şeyle ilgili de süt meselesiyle ilgili. Ya işte süt dağıtımına Sayıştay engellemiş falan. Ya kendi buradaki CHP Grup Başkan Vekili söyledi. Ya burada Sayıştay'ın söylediği şey şu. İhalede bir usulsüzlük var. Süt dağıtımına engel olmak gibi bir şey söz konusu değil. İhaleyi eğer düzgün yapsaydınız hiçbir sorun ortadan kalkacaktı. Ki kendi grup başkan vekilleri de öyle söyledi. Biz bu ihale sistemini düzelteceğiz ve süt dağıtımı ile ilgili herhangi bir engelleme yok dedi. Şu an düzeltildi mi peki o? Yapılıyor mu? Yani herhalde. Umarım yapılıyordur herhalde. Yani mesela şunu da söyleyeyim. Ya deprem ya İstanbul'un en temel sorunu. Deprem geçtiğimiz hafta da deprem haftasıydı. Burada depremi çok konuştuk. Evet. Ya bununla ilgili olarak biz nasıl mesela engelli olabiliriz acaba? Ya tam bir yıl önce hatırlarsanız deprem yaşandıktan sonra işte Sayın İBB Başkanı'yla biz burada toplanmıştık. Ve o bize şöyle bir söz verdi. Bir yıl içerisinde 20 bin bağımsız birimi yenileyeceğiz dedi. Şimdi bir yıl geçti hatta 1,5 yıl geçti. Ya tahmin edin kaç bağımsız birim yenilenmiştir? Yani 20 bin sözü verildi. Hani 10 bin mi? 5 bin mi? 1000 mi? 1 mi? 0. Yani 1,5 yıl geçiyor.
hiçbir bağımsız bölümü siz yenilememişsiniz ve işte sadece deprem çok önemlidir, depreme karşı önlem almalıyız sözleriyle bir yere varılamıyor. Yani biz aksine tam tersi burada sözlerin tutulmasını istiyoruz. Şimdi bunda mı biz engelledik? Yani aksine şunu da söyleyeyim, şu an mesela bakanlığın ve ilçe belediyelerinin bünyesinde olan yerlerde 85 bin konutun yapımına devam ediliyor bir de bir yandan. Bu arada kayıt altındayız. Oradan da konutlar alacağım. Onlara da soracağım bunları bak. Onu da tabii söyleyeyim. Tabii. Şimdi burada tartışmalar falan oluyor ya, bu oylamalar devam ediyor, işte konuşmalar var falan. Sonra tabii aralar da veriliyor. Onlar sizin teneffüs oluyor galiba değil mi? Okuldaki dönem gibi. Çay falan böyle, yani diğer gruplardan arkadaşların oluyor mu? Görüşüyor musun? Çay içiyor musun? Hadi senin çayına da biz şeker atalım durumları oluyor mu yani? Tabii ki oluyor. Yani şöyle, biz aslında çok fazla ara vermiyoruz. Hani belki bir defa ara veriyoruz ama yan tarafta hemen kafeteryamız var. Sağ olsunlar, orada bize çorba veriyorlar. Çünkü çok uzun sürüyor buradaki gerçekten. Yani acıkıyoruz. Buradaki toplantılar çok uzun sürüyor. Çorba var ve çay var orada. Dolayısıyla böyle arada giriş çıkışlar yapıyoruz kafeteryaya. Ben birçok meclis üyesiyle, yani CHP'li birçok meclis üyesiyle, İYİ Partili birçok meclis üyesiyle oturuyoruz, konuşuyoruz, çay içiyoruz. Yani birbirimizin düşmanı değiliz sonuçta. Farklı düşünüyor olabiliriz. Farklılıkları hatta tartışıyoruz. Yani sen böyle düşünüyorsun, ben böyle düşünüyorum. Dolayısıyla o ortam bunu gerçekten sağlıyor. Hatta yani sağ olsunlar, pek çok isimden de hani övgü dolu sözler işittim mesela. Çok mutlu ediyor beni bu durum. Yani evet, senin gibi gençleri burada görmek bizi mutlu ediyor diyen ya da herhangi bir konuşma üzerine, burada yaptığım bir konuşma üzerine tebrik eden meclis üyeleri de olmuştu yani. Sen sosyal medyada aktif birisin. Sana yazılanlara cevap veriyorsun. Etkileşimlerin yüksek. Yazdığın şeylere insanlar cevaplar veriyorlar. Peki sen orada kimleri takip ediyorsun? Farklı partilerdeki, farklı siyasi görüşlerdeki insanları takip ediyor musun? Ya tabii ki takip ediyorum. Mesela Ekrem İmamoğlu'nu engelledin mi? Hayır, tabii ki de takip ediyorum. Şimdi bence tam tersi. Hayır, olur ya belki kardeşim, yani şu bir olaya kızarsın. Ya o beni engelleyebilir belki, bilmiyorum ama ben onu engellemedim. Yani çünkü onun engellediği de pek çok isim var biliyorum. Ben herkesi takip ediyorum. Aksine bence kendi tezinizi oluşturabilmeniz için sizinle aksi yönde düşünen insanları bir takip etmeniz, bilmeniz gerekir ki ona göre bir karşı argüman üretebilirsiniz. Dolayısıyla ben pek çok muhalif ismi de takip ederim. Hatta bu Clubhouse çıktıktan sonra pek çok muhalif odaya da girip dinlemişimdir. Evet. Yani ne konuşuluyor, Clubhouse ne yapılıyor. Clubhouse bayağı rahatlattı ya o konuları. Evet, evet. Ya bu engelleme konusu şöyle, tabii Ekrem İmamoğlu niye engelliyor bilmiyorum. Bence İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak engellemesi bence çok yanlış bir şey. Ama bazen de çok ağır hakaret ve küfür edenler oluyor. Orada da zaman zaman hepimiz bunu yapabiliyoruz. Tabii benim anlamda için de aynı şey geçerli. Ancak böyle bir şey olduğu zaman aynen engelleme öyle, söz konusu öyle olabilir. Sosyal medyada aktif olmakla ilgili de o biraz önce girişte bahsettiğiniz video gerçekten çok yayıldı. Hani ben de bu kadar çok yayılabileceğini tahmin tam etmemiştim. Tam onu soracağım. O, sen burada konuşmayı yaptın. Herhalde bir tweet attın sonrasında. Evet. Sonra bunun yayıldığını tam olarak ne zaman hissettin? Hani tweet yürüdü derler ya yani. Yani tweetten ziyade ben kalktım. Kalktıktan sonra şöyle bir arkaya doğru yürüdüm. O sırada bütün işte belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz hepsi böyle tebrik etmeye başladılar beni. O sırada dedim ki yani evet, o sırada anladım. Evet, bu gerçekten demek ki hani dikkate değer bir şey olmuş diye. Hissedi, yani oradan yürürken böyle hepsine tek tek teşekkür ede gelmiştim. Sonrasında da Twitter'da koyunca ya bir anda gerçekten yani çok fazla binlerce mesaj, binlerce yorum aldım. Çok fazla dua aldım. Yani bir kez daha sizin aracılığınıza teşekkür etmek isterim. Ki mesajların pek çoğuna da döndüm, cevap vermeye gayret ettim. Hı-hı. Aslında gelen yorumlardan çoğu şöyleydi. İşte hislerimize tercüman oldun, duygularımıza tercüman oldundu. Tam olarak da yapmak istediğimiz bu. Ya ve yapmamız gereken de bu. Yani vatandaş bizi eğer seçmiş, buraya göndermişse görevimiz hakikaten sizin hislerinize tercüman olabilmek. Sizin duygularınızı burada aktarabilmek. Dolayısıyla yaptığımız bundan farklı bir şey değildi diye düşünüyorum. Linç kültürünün fazla yaşandığı bir dönemdeyiz şu anda. Özellikle siyaset dünyasında olan isimler sürekli bir çarpışma içerisindeler. Linç edilmekten korkuyor musun? Şöyle söyleyeyim, yani hiç kimse linç edilmekten memnun olmaz herhalde. Ben genel olarak tavır olarak nezaket sahibi bir insan olmaya her zaman gayret ettim. Sosyal medya ortamında da bunu korumaya gayret ediyorum. Bir de şu var, emin olmadığım bir şey de, yani bir şey gerçekten eminsem, %100 garantiyse onu söylemek niyetindeyimdir her zaman. Ki ona da dikkat ediyorum. Fakat linç kültürüyle ilgili sanki bu Türkiye'ye özgü bir şeymiş gibi bahsetmek de pek hoşuma gitmiyor. Aslında bu dünyada genel olarak şu an bir sorun. Mesela son yaşanan olayları biliyorsunuz Amerika'da. İşte sadece işte siyahilerin hayatı önemlidir değil de bütün insanların hayatı önemlidir diye yazdığınız zaman işinizden oluyorsunuz, linç ediliyorsunuz. Ya bir daha insan önüne çıkartmıyorlar sizi. Pek çok Hollywood yıldızının da başına geldi mesela bu hadiseler. Ya dolayısıyla bu şu an dünyanın maalesef sorunu. İşte bu sosyal medyanın giderek büyümesiyle, yaygınlaşmasıyla da alakalı bir durum. Hatta bir Netflix'te belki izlemişsinizdir bir belgeselde işte T'yi alıyorlar. O sosyal medyanın sahibi olan kişi diyor ki sosyal
medyaya bir insan girdiği zaman şu kadar saniyede anında radikalleşebiliyor. İşte kimi Hitler'i savunuyor, kimi tam aksini. Ya gerçekten de durum tam bu noktaya gelmiş vaziyette. Ha, bu alanla ilgili olarak bildiğiniz gibi şu anda da hukuku tam olarak yerleşmediği için hani Türkiye'de de bu alanda ilgili çalışmalar yapılmaya devam ediliyor. Henüz geç kalmış değiliz. Çünkü dünya geç kaldı aslında. Yani sosyal medyayla nasıl bir hukuku olacak, nasıl bir şekilde mücadele edilecek? Amerika'nın en son yaşadıklarını gördük işte. Amerikan başkanının mesela Twitter'dan aldı adamlar yani. Tık diye indirdi şartere yani. Evet, artık devletlerden bile daha güçlü bir pozisyona geliyor evet, yani bu öyle. Şirketler. Ki bunun ekonomik olarak sıkıntıları var zaten. Çünkü artık yani dünyada mesela orta sınıf yok oluyor. Yani büyük şirketler büyüyorlar ki bunlar da üretime dayalı şirketler değil. Bir şekilde üretim azalıyor. Yani dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman hem ekonomik olarak bir sorun, hem toplumsal olarak bir sorun, hem hukuku yok. Yani bir an önce onun için önlem almak gerekiyor ki Türkiye'de de şu an biliyorsunuz son yaşananları. Yani bu konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. İstanbul daha güzel olurdu cümlesinin önüne hangi cümleyi eklemek isterdin? Yani şöyle. Ya da onu nasıl tamamlamak isterdin? Şöyle derdim herhalde. İstanbul'u daha çok korusaydık daha çok güzel olurdu diye. Veya İstanbul'u daha çok korumalıyız derdim. Ben aynı zamanda restorasyondan yüksek lisans yapıyorum. Yani bu alanda da yeni bir terim gelişti. İşte koruma mimarı diye. Gerçekten bu korumak fikri çok önemli. Çünkü öyle bir şehirden bahsediyoruz ki işte yer altında arkeolojik olarak müthiş bir katmanları var. Yani yeni kapıdan çıkanları hatırlıyorsunuz. Her biri çok kıymetli. İşte onun üzerinde çeşitli medeniyetlerin bıraktığı izler hatta var. Hatta Marmara'yı yapılırken kıymetli. Bile birçok ertelemeler oldu işte. Tabii tabii. Tarih ya oradan çıkan her bir batık herhangi bir başka ülkede olsa uçar giderdi yani. Şu an bu arada parantez açalım. Bir an önce onun da müzesinin artık yapılması gerekiyor. O da İstanbul Büyükşehir Belediye bünyesinde yapılması gereken bir iş. Dolayısıyla arkeolojik olarak harika. Onun üzerine topografik olarak baktığınız zaman yani o denizi, işte o topografyası, o coğrafyası yani harika bir şehir. Hatta böyle bu seçim döneminde bazen işte hanımlara biz misafir olmaya gidiyorduk. Tam da Haliç kenarında bir evdeyiz. Halic'e doğru, manzaraya doğru bakıyor. Gittim hanımlar diyorlar ki ya şu yokuş var ya bizi bitirdi işte. Keşke şu yokuş olmasaydı. Diyorum ki ya bu yokuş olmasaydı böyle bir manzaranız olabilir miydi? Şimdi bir hayal edin. Şöyle dümdüz olsaydı ya İstanbul. Ha. Hiç keyfi kalır Hollanda. Mıydı? Aynen öyle. Yani dolayısıyla bu şehrin topografyası, bu şehrin coğrafyası ve üzerindeki kültürel varlıklarımız. O köşedeki çeşmesi, o ahşap yapısı her biri çok kıymetli. Ve bunları korumak zorundayız. Bu da sadece elbette devlet olarak, elbette belediye olarak korumak zorundayız ama insan olarak bizim korumamız gerekiyor. Yani koruma bilincinin artması gerekiyor. Ki ben gençlerde koruma bilincinin çok daha yüksek olduğunu görüyorum. O çevreyi koruma algısını. Ya dolayısıyla o koruma anlamında baktığımız zaman evet İstanbul'u daha çok korumalıyız diyebilirim. Bir de şunu ekleyeyim. Bu da bence bazen göz ardı ediliyor. Ben yine çok fazla her ortamda söylemeye gayret ediyorum. Şu anda restorasyon çalışmalarına bir ülkenin en fazla bütçe ayırdığı ülke Türkiye. Yani dünyada böyle bir şey yok. Müthiş derecede bütçe ayrılmış durumda. Şöyle bir hayal edin. İşte Süleymaniye'yi, Sultanahmet'i hepsinin restorasyonu bu dönemlerde tamamlandı. Hatta geçen ben bir yazı gördüm. İşte AK Parti'den sonra 5000 küsür kültür varlığına restore edilmiş. Öncesinde 45 tane. Arada böyle devasa bir uçurum var. Dolayısıyla devletin... Bu ihya konusu önemli ya. Kesinlikle. Bu Sayın Cumhurbaşkanı da bu konulara çok eğiliyor, önem veriyor. Çok özür dilerim. Sadece Türkiye'de değil bilirsiniz. Yani TİKA vasıtasıyla aslında diğer Balkanlarda da diğer coğrafyalarda da bir yandan mesela bütün bunlara yapılıyor. Nasıl hakim olabiliyorsun? Bu kadar genç yaşta ben işte restorasyona giriyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Senin eğitim hayatına baktığımızda da böyle normal bir öğrencinin hayatı boyunca bir kere yapacaklarını sen iki kere yapmışsın. Yani eğitim için bahsediyorum yani. İki tane üniversite, iki tane master örnek vermişti, iki tane bilmem doktora falan filan. Bu hırs neden var yani? Nereye varmak istiyorsun? Aslında ben hiç hırslı bir insan değilimdir. Gerçekten öyle. Yani illa şunun en iyisi olacağım diye bir hırsla değil de. Şöyle ben İstanbul Teknik Üniversitesi mimarlık mezunuyum. Aynı zamanda onun ortalamam da yüksekti ve inşaat mühendisliğinden çapa başladım. Aynı zamanda inşaat mühendisiyle birlikte okudum. Şu anda da bu arada inşaatı tam bitiremedim. Aynı zamanda bir öğrenciyim. Bir yandan da restorasyondan yüksek lisansıma devam ediyorum. Bu restorasyon ve koruma bilinci aslında öğrendiklerimle alakalı. Bu konuyu da ciddi kafa yoruyorum gerçekten. Onu söyleyebilirim. Böyle bir hırstan dolayı değil de şöyle söyleyeyim. Ben gerçekten herhangi bir ortamda bir iş yapıyorsam bana bir görev sorumluluk verilmişse onun en iyi şekilde yapma gayretindeyim her zaman. Yani mutmain olmam lazım. Yani bu konuyla ilgili olarak ben elimden geleni yaptım mı? Tamam mıdır? İyi midir? Güzel midir? Dolayısıyla o eğitim hayatım boyunca da
kendi potansiyelimin farkında olup evet gerçekten hani ben elimden geleni yaptım mı'yı hissetmek istiyorum. Burada da aynı şey geçerli. Ben ilk zamanlar çok kafaya takmıştım. Ya işte böyle bir imkan sunulmuş, böyle bir güç var elimizde. Hakikaten ben burada yapmam gereken her şeyi yapıyor muyum? Daha farklı olarak neler yapabilirim diye çok kafayı yormuştum gerçekten. Hala da yoruyorum. Yani buradan neticede bu makamlar gelip geçici ayrıldığımız zaman o mutmain olma hali. Yani gittikten sonra arkamızdan birileri ya evet bir kız vardı. Hakikaten uğraşırdı. Çabalardı. Yapamasa bile yaptığına biz şahidiz, uğraştığına biz şahidiz diyebilmeleri herhalde çok önemli. Bir de şimdi geçen kongrede Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi. O beni gerçekten etkilemişti o sözde. Şöyle dedi yani İstanbul'a herhangi bir konumda hizmet ediyor olabilmek en büyük gururdur. Yani gerçekten öyle. Yani burada da dolayısıyla onu yaşıyorum, onu hissediyorum. Öğrencilik hayatımda da dediğim gibi herhalde yani böyle bir hırsla değil de elimde olan şeyleri, bana verilen imkanları, bana verilen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirme bilinciyle hareket etmeye gayret ettim diyebilirim. Sence siyasete gençlerin ilgisi nasıl? Şöyle yani gençler apolitik mi diye soruyorlar mesela. Bence apolitik değil. Gençler şu an her şeyin farkında. Neler olup bittiğinin de çok iyi farkında. Hatta ben böyle apolitik mi diye soranlara hep şöyle karşılık veriyorum. Ya farkında mısınız? Ya bu gençler darbe yaşadı, darbeyi durdurdu. Yani o gün hepimiz sokaktaydık. Ne kadar çok genç olduğunu siz de hatırlarsınız. Ve ne kadar çok genç şehidimiz var bizim yani. Dolayısıyla gençler apolitik değil. Ha şunu sorabiliriz, evet siyasete katılım noktasında nasıldır? Bana biraz şöyle gibi geliyor. Ya eskiden sanki böyle siyaset makamı çok ulvi bir yerdeydi. İşte millet de başka bir yerdeydi. Böyle millet boynunu büker, işte devlet başka bir yerdeydi gibi bir algı vardı. Şu an bence hatta AK Parti'nin belki de en büyük başarılarından birisi şu. Ya o devletle millet arasındaki o köprüyü kurabilmesi. Ya dolayısıyla siyasetçi de artık bizden birisi gibi. Yani nasıl ki bir öğretmen olmak istiyorsa herhangi bir genç, bir mimar olmak istiyorsa işte aynı derecede siyasetçi olmak istiyor. Ya bence bu değişen algılarımızdan dolayı biraz böyle bir durum söz konusu. Eskiden belki daha da kıymetli olduğu için daha da çok ilgi görüyordu diyebilirim yani. Kübra Nur Uslu olarak genç yaşta siyasete girmiş birisi olarak bana Z kuşağını özetler misin? Senin dünyandan Z kuşağı nasıl gözüküyor? Ya önceki şu şerhe düşmek gerekir herhalde. Bir nesli, tüm gençleri aynı kategoriye koymak pek doğru değil. Yani herkes kendi başına bir birey, herkesin kendi özelliği var. Fakat genel olarak gençleri nasıl görüyorsun derseniz, ben şunu gerçekten çok samimi bir şekilde söyleyebilirim. Ya fişek gibi bir nesil görüyorum. Son derece özgüvenli, son derece ne istediğini bilen, kendisini çok iyi ifade edebilen, son derece samimi, samimiyete çok önem veren. Yani eğer samimiyseniz sizinle çok rahat konuşur, samimi değilseniz de hemen onu yüzünüze söyler. Son derece rasyonel. Yani rasyonel bir şekilde onunla iletişim kurabilirsiniz, kendi tezlerinizi aktarabilirsiniz. Bu seçim... Mesela bunu biz seçim döneminde de çok yaşadık. İşte belli bir yaşı geçtikten sonra artık fikirler çok sabit olmaya başlıyor. Ya ben bunu değiştirmem, ben bu partiye oy veriyorum yıllardır değiştirmem. Ama gençle konuşurken aynı şey olmuyor. Yani anlatabiliyorsunuz, anlayabiliyor, küsüp gitmiyor, sizi dinliyor, dinlemeye çok açık. Yaptığı her işte bir mana arayışı var. Mesela onun için sorguluyor. Yani işte bunu neden yapıyoruz ki biz diyor. Yani çünkü ondaki manayı anlamaya çalışıyor. Yani öyle sadece mesai öldürmek değil. Gerçekten neyi yaptığını bilmek istiyor. Dolayısıyla ben yeni nesli aksine hani bazıları ne yazık ki böyle işte efendim bunlar internetten başlarını kaldırmıyor gibi bakıyorlar. Ben tam tersini düşünüyorum. Yani gerçekten fişek gibi bir nesil geldiğini düşünüyorum. Dolayısıyla çok fazla umutluyum. Yani mesela hatta şöyle bir şey vardır. Belki siz de duymuşsunuzdur. Biz bir hizmetimizden bahsettiğimiz zaman bazen gençler şöyle tepki verebiliyor. Tamam yaptınız, teşekkür ederiz. Bizim vergilerimizle yaptınız diyor mesela. Ya bunu böyle çok olumsuz bakan kişiler olduğunu biliyorum. Ya ben olumlu yanından bakıyorum. Ya tam tersi. Ya bu genç devletini sahipleniyor ve diyor ki ya benim vergilerim, benim devletim. Ya biraz önce de söylemiştim. Ya eskiden bir devlet kurumu, devlet aklı vardı, bir millet vardı ve millet o benim devletim diyemiyordu yani. İşte ne verirse buyur versin gibi bakıyordu. Şu an o köprüler yine AK Parti'nin en büyük başarılarından birisi olan bu köprüler kurulduğu için artık millet ya bu devlet benim diyebiliyor ve gençlerde ben bunu çok iyi gerçekten görüyorum. Yani bu devlet benim devletim. Sen şu an nasıl ki bana verilen bir sorumluluk varsa yerine getiriyorsan sen de bir siyasetçi olarak bunu yerine getirebiliyorsun diyebiliyor ve devletine sahip çıkıyor. Yani o devlete ve millete sahip çıkma bilincinin, işte o çevreyi koruma bilincinin ben gençlerde çok yüksek olduğunu düşünüyorum ve bunların hepsi bence geleceğimiz adına da bugünümüz adına da çok büyük avantaj.